Moğolların 1230 yılında geniş bir imparatorluk alanına ulaştıktan sonra yüzünü Anadolu'ya dönmesiyle batı ucundaki komutanlık görevini sürdüren Bay Cunoyan, oldukça büyük başarılar sağlayan, tarihimizi ve Anadolu'yu yakından ilgilendiren komutandır. Moğolların en iyi savaşçılarının çıktığı Besut kabilesinden doğan Noyan, Cengiz Han'ın büyük komutanlarından olan Cebe'nin yeğenidir. İlk etapta Jormagon Noyan'ın himayesi altında, onun saflarında Kafkasya bölgesinde askeri faaliyetlerde bulunmuştur. Büyük başarılar sergileyen Bay Cunoyan, 1241 yılında Jormagon Noyan'ın hastalanıp ölmesinin ardından Mugan'daki Moğol birliklerinin başına getirilmiştir. Daha sonra Anadolu'da etkin halde bulunan Anadolu Selçuklularında başlayan isyanlar nedeniyle zayıflamasını fırsat bilen Bay Cunoyan, 1242 yılında Ermeni ve Gürcülerin de bulunduğu ordusuyla Erzurum'a girmiş, şehirde katliamlar yaparak tamamen tahrip edip yakıp yıkan Bay Cunoyan komutasındaki Moğollar şehri terk ederek Mugan'a dönmüşlerdi. Bay Cunoyan daha sonra Selçuklu hükümdarı 2. Gıyasettin Kehüsrev komutasındaki Selçuklu ordusuyla 1243 yılında yapılan Köse Dağı Savaşı'nda Selçukluları yenilgiye uğratmıştır. Galibiyetinin ardından kendisine teslim olan Sivas'a girmiş ve şehri tamamen yıkmıştır. Sivas'tan ayrıldıktan sonra Azerbaycan'a döneceği esnada Kayseri ve Erzincan gibi şehirleri de alıp Azerbaycan'a dönmüştür. Köse Dağı Savaşı ve aldığı şehirlerin ardından Anadolu Selçukluları Moğollara bağlı bir devlet olmuştur. Bay Cunoyan'ın yaptığı başarılarla birlikte Moğol Devleti'nin Orta Asya'dan Çin'e ve Anadolu'ya kadar uzanan büyük bir hakimiyet alanına kavuşmasıyla birlikte kendi içinde yönetim ve ulaşım sorununu çeken bir devlet haline gelmiştir. Bunun üzerine Moğol hükümdarları, valileri ve komutanları Karakum'da toplanarak bir istişareye varmış ve Çin bölgesi Kübra'ya bırakılmıştır. İran ve İslam toprakları ise yeni şehzade Hülagü'ye devredilmiştir. Hülagü, daha sonradan İlhanlar adıyla anılacak olan İran'a doğru ordusunu toplayarak ilerlemiş, hedefi tüm İslam toprakları ve Orta Doğu'dur. Bu sırada Bay Cunoyan bir müddet görevden alınmış, görevden alınmasına sebep olan komutan öldürülünce tekrar İran birliklerinin komutanlığına getirilmiştir. Hülagü'nün İran ve Batı bölgelerine ilerlemesiyle orduya hakimiyet alanı sağlamak, kışın ve yazın kullanılacak olan konaklama yeri ayarlamak için Bay Cunoyan tekrar Anadolu'ya hareket etmiştir. 1245 yılında ilk etapta Diyarbakır ve Ahlat gibi bölgelerin alınmasının ardından Aksaray ele geçirilmiş, son olarak gözünü Anadolu Selçukluların başkenti ve kalbi olan Konya'ya dikmiş ve ordusunu Konya'ya ilerletmiştir. 1256 yılında acımasız Moğol ordusu Konya'yı kuşattığı sırada halk tedirgin bir bekleyiş içerisinde beklemekteydi. Şehirde kalan tek Selçuklu komutan olan Nizamettin Ali verdiği bir cuma hutbesinde kurtulmalarına dair tek yolun halkın bütün mallarından vazgeçmesi olduğunu söyler. Bunun üzerine Konya halkı bütün varlıklarını Moğollara teslim etmesi için Nizamettin'e verirler. Toplanan altın ve hazinelerle Bay Cunoyan'a şehri serbest bırakması karşılığında toplanan hazine verilir. Ancak Batu Han'a Konya'ya yıkılacağına dair söz verdiğini söylemesi üzerine Nizamettin Ali sadece Konya'nın surlarını yıkmasını ve böylece vermiş olduğu sözü yerine getirmiş olacağını söylemesi üzerine Bay Cunoyan sadece Konya'nın dış surlarını yıkar ve şehre dokunmadan geri döner. Nizamettin Ali ile Bay Cunoyan arasında bazı ilginç diyaloglar yaşanır. Rivayete göre Nizamettin Ali hazineyi teslim etmeye geldiğinde Bay Cunoyan'ın hanımı ona şarap ikram eder. Nizamettin Ali haram olduğundan içmez. Bunun üzerine Bay Cunoyan'ın hanımı "Biz içiyoruz ya" der. O da "Siz kafirsiniz, içersiniz" deyince bunun üzerine kadın "Biz kafir olduğumuz halde sizi yeniyoruz. Sizden üstünlüğümüz nedendir?" diye sorar. Nizamettin Ali de "Biz Allah'ın emirlerinden uzaklaşmaya başladık. Bunun üzerine Allah sizi güçlendirdi" der. Bay Cunoyan tüm ordusuyla Konya'yı kuşattığı sırada ilginç bir hadise meydana gelmiştir. Moğollardan korkan ve can tehlikesi yaşayan halk, can havliyle Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kapısını çalmış, kuşluk vakti evinden çıkan Hazreti Mevlana tüm Konya halkını arkasına alarak Moğolların kuşattığı şehrin surlarına çıkmış ve yüksek bir alanda namaza durmuş. İlk etapta bu maneviyatı yüksek veliyi gören Moğol askerleri korkmuş ve panik içinde ok atmaya çalışmışlar. Ancak bırakın ok atmayı, okun yaylarını bile gerip atamamışlar ve oldukları gibi kalmışlar. Bunun üzerine Bay Cunoyan'a haber gönderilerek askerlerinin öylece kala kaldıkları söylenmiştir. Bay Cunoyan aldığı haber üzerine sinirlenerek okunu istemiş, okunu Hazreti Mevlana'ya doğrultarak atmış. Ancak attığı oklar her seferinde geri dönmüş, attığı üçüncü okun sonunda ayakları kilitlenmiş ve ok atmaktan vazgeçmiştir. Daha sonradan askerlerine dönüp
Bu şehri kuşatmaktan iyi ki vazgeçmişim. Her şehirde böyle bir adam olsa hiçbir şehri alamazdık. Bu adamın gazabından korkalım dediği rivayet edilir. Bu olayı Hazreti Mevlana'nın kaynaklarından olan Eflaki'den bilmekteyiz. Konya'daki kuşatmanın ardından Baycu Noyan tekrar geri döner ve Hülagü'nün ileride işini kolaylaştırmak için Elbistan'ı alır. Ardından Baycu Noyan'ın İran ve Bağdat seferlerine yardımcı olduğu bazı tarihi kaynaklarda geçmektedir. Ancak Baycu Noyan'ın nasıl öldüğü konusunda net bir bilgi yoktur. İddia odur ki Halife Mustasim Billah ile gizlice yazışması sonucu ihanet ettiği düşünülerek Hülagü Han tarafından öldürtülmüştür. Moğollar geniş bir hakimiyet alanı içerisinde kurdukları imparatorlukları için gittikleri bölgeleri yakıp yıkmaktan başka bir şey getirmemişlerdir. Hakim oldukları bölgelerin ele geçirilerek ilerlemelerine sadece Cengiz Han etkili olmamış, Baycu Noyan gibi yetenekli komutanlar sayesinde Moğollar bir devre damgasına vurmuştur. Baycu Noyan da bizim açımızdan Anadolu'da yakıp yıktığı şehirlerin tarihini silmesiyle tarihe kanla damga vurmuş komutanlardan biri olmuştur. Çoğu tarihçiye göre Baycu Noyan, İlhanlar Devleti'nin kurulmasını sağlayan komutan olmuştur.